Kalplerimiz seni unutur mu Yeşilçam? Programımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugünkü konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Türk sinemasında iyi, sadık dost deyince kim akla gelir? Süleyman Turan. Süleyman abi hoş geldin. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ya Süleyman abi nasıl o kadar küçük laflarla anlatamayacağız sonra. Biraz daha yüksek sesle ve yayarak konuş. O zaman ne oldu idare? O zaman öyle yapayım. İkinci konu için bazı özel bir şey. Ve Türk sinemasının en güzel kadınlardan bir tanesi Zerrin Arbaş. Hoş geldin. Nasıl? Hoş bulduk. Zerrin Arbaş. Ya, bravo. Bizim en iyi arkadaşımız. Sinemanın İki güzel insanı ile birlikte bugün sinemamızı konuşacağız. Yeşilçam'ı konuşacağız. Yaşadıklarımızı konuşacağız. Sizin yaşadıklarınızı konuşacağız. Önce ben diyorum ki bu 100. yıl. Ne diyorsunuz? Süleyman abi önce senden başlayalım. Ha? Biraz daha abimiz olarak. Tabii. Teşekkür ederim. Şöyle şimdi 100. yıl deyince bir defa çok ilginç bir şey. Yani çok hoş bir şey. 100 yılı devirmiş bir Türk sinemasından söz ediyoruz ama benim için bana zaman zaman hem tuhaf gelen ama gerçek olan bir şey var. 50 senesinde varım ben bunu. Hatta yarı 51 yarı. Senesinde. Yarım asır olmuş. Evet. Gerçi arada boşluklar olmuş falan filan ama şimdi düşün yani benim sinemaya başladığım dönemlerde dünyaya gelmiş insanlar bugün orta yaş kategorisine doğru ilerliyorlar yani. İlginç. Yani 100 yıllık bir sinemamız var ve ufacık bir anekdot. Bizim iyi bir arkadaşımız var. Yüksel Aksu diye yönetmen biliyoruz. Şimdi bu benim yaşımla ilgili hep şunu söylüyor. Ne zaman bir grupta birlikte olsak. Ayas Stefanos Barış Anıtı'nın yıkılmasında Süleyman abim diyor kamera asistanıydı diyor. Laflar ediyor. İşte buna benzer şeyler falan. Yani o şeyin altını çiziyor. Evet, 100 yıllık bir serüvenin 50 yılında olmak ciddi anlamda önemli bir şey. Ve de çok sevindirici bir şey. Ben Türk sinemasının şu anda çok iyi durumda olduğuna inananlardanım. Niye? Hem kamera önünde hem arkasında ciddi anlamda sinemaya gönül vermiş, çok heyecanlı. Sinemaya yapmayı bir anlamda görev belirlemiş insanlar var ve çok iyi şeyler kotarıyorlar. Ama bizim eski sinemayla, yani yüzyılın herhangi bir döneminde, biraz daha bu taraflara yakın bir dönemindeki sinemaya baktığımız zaman, orada onca yoksulluklara rağmen yapılan işler ciddi anlamda şaşırtıcı ve takdir edilmesi gereken işler. Biz çok önemli işler kotardık. Mesela sen Ümit Efekan çok çok önemli bir yönetmen oldun. Ama nasıl oldu bizde? Hem oyuncular açısından hem de yönetmen usta-çırak ilişkisi çok önemliydi bizde. İşte montajı bilirdi bir yönetmen. Şeyde sıfırdan başlar. Yani en alt kademelerden yükselir. Sonunda o kadar donanımlı olurdu ki ve tabii yoksulluklar da yeni bir başka bir kulvar seçiyordu. Yönetmenlerden bahsediyorum. Yeni bir tarz oluşuyordu ve o tarz kabul gördü. Müthiş kabul gördü. Kendi yöntemleriyle çok çok güzel filmler çektiler. Yani işte sen de o dönemin daha sonraki dönemi yani çok eski yani yaş olarak onlardan değilsin ama ama o sinemanın onca dediğim gibi yoksulluğuna rağmen güzelliğini yaşayan bir adamdın yani. Çok iyi şeyler kotardınız çünkü. Çok teşekkür ederim. Ya. Bu söylediğin dönem içinde aşağı yukarı ben de biraz fazlaca Acar filmde falan olduğum için yaş olarak çok küçük yaşta başladım. 48. senem. Yani aşağı yukarı sana biraz yetişiyorum. Yani 48 bravo. Yani işte, bilmiyorum. O zamanlar i̇şte kısa pantolon giyilirdi. Ama yani hep öyle diyorlar ama buraya gelenler hep öyle. Sen Acar filmde kısa pantolonlu. Hep bu durum. Ben güzelime sorayım. Senin için bu yüzyılda
yaşadıkların evet. ne bu Şimdi ben de mesela ilk filmim 1964 diye düşünecek olursak değil mi? Vay vay. Lise. O şey hakikaten ben 16 yaşında filandım işte o ilk şey İstikbal. Hatta Efkan Efekan'la beraber ya, oynamıştık. Ya. Gösterdim ah, resmi. Ne güzel adamdı ya hakikaten. Neyse işte Avni Dildigil, ben o zaman tiyatro talebesiyim konservatuvarda. İşte bir film yapıyor, yapacak. Orada da bir işte genç bir kız ararken nasılsa işte konservatuvardan beni buluyorlar. Ve de işte ilk filmim hakikaten hatta 63'ün son ayı filandır böyle Kasım falan. Ve de o işte İstikbal, Avni Dildigil yönetmen, ondan sonra işte Efkan Efekan işte baş erkek oyuncu. Zerrin'cim, abimiz çok güzel şeyler söyledi sinema için, işte Yeşilçam evet. için. Yani o günden bugüne sende gördüğünle yani tabii, senin yani bakışınla. Şimdi şöyle bir şey, yani o günden bugüne sinema çok ilerledi. Yani artık yani bayağı beynel miler alanda değil mi? Bir şeyler işte görüyorsun işte Cannes'da. Ödül alınıyor filan yani sinemanın şeyi çok değişti. Ama o zamanlarda o eskiye dönersek hakikaten oradaki insanlar sinema aşıkıydı. Yani bütün o yönetmenler, ne yönetmen, yönetmenden yani çaycısına kadar herkes orada büyük bir aşkla. Bunlar hakikaten yani parayla pulla olacak şeyler değil. Ve üç kuruşa film çevriliyordu. Ben o zaman her zaman derdim ya böyle insanlar burun kıvırırlar ya aman Türk sineması bilmem ne. Yahu diyorum şimdi şey Robert De Niro'yu alsan getirsen böyle iki kuruşluk Türk filminde oynatmaya kalksan adam oynayamaz. Değil mi? Tabii. Çünkü bütçeler o kadar küçücük bütçelerle bu filmler yapılıyordu Doğru. ki değil mi? Aynen. Acayip bir şey yani. Ama işte o bu yokluklar bir mucize ediyordu. Yani mucize Ay, ama yani değil mi? Yani şöyle düşünün ya. Gerçekten düşünün, bir mucize. Bir ressama diyorsunuz ki. Bir peyzaj böyle abi kırlar işte evet. yemyeşil masmavi gökyüzü bilmem ne ağaçlar falan. Ha. Evet büyük bir heyecanla sonra bir tane fırça ha, bir aynen. de siyah boya veriyorsun. İşte o kadar tabii. Hayda. Bu kadar. Çok güzel ya. Örnek. Aynen. Bu kadar. Aynen. Bu hatta bir fırça bir siyah değil mi? Bir de evet, siyah bir evet, renk evet. şey. Yani beyaz. O beyaz da yok belki. Yani varsa. Ne yapacaksın? Yani, negatif yok. Bak şimdi ha negatif yok. Negatif işte, yok. Değil mi? Bir de ressama kağıt abi. Da vermeyeceksin. İki üç tabii, parça tabii. kağıt var ondan idare et. Ya işte yani güneş çiziyorlar. Kırmızın yok mesela. Şimdi siyah bir güneş çiziyor. Siyah. Siyah. Niye? Ne? İşte bunun özetini Süleyman abi yaptığı için o dönemde ya film çekiyorsun. Evet. Film. Adı film. Negatifin yok. Doğru. Ya film yok elde. Ya. Var olanla idare ettin. Türklerde muazzam bir yaratıcılık var. Yani hiçten bir şeyler yaratma. Şimdi bir zamanlar ben şu şey Battal Gazi filmleri vardı. Ben de bir Battal Gazi'de oynadım. O benim oynadığım Battal Gazi'nin oğlu. Yani Cüneyt Arkın'la beraber oynamıştım. Ondan önceki Battal Gazi'de bir sahne vardı. Ben de seyirci olarak bu sahneyi görünce böyle şey olmuştum. Yani dehşet içinde kalmıştım. Sahne şöyle. Battal'ı Cüneyt Arkın'ı başı aşağı bir kuyuya indirirler ve orada akrepler vardır ve bütün Cüneyt'in yüzünde o akrepler dolaşır falan filan. Yani gerçekten bir aktörün değil mi? Bir Hollywood aktörü böyle bir şey zaten kabul etmez böyle bir şey. Korkunç bir şey ve o mesela her şeyi yapabiliyor. Onun yani, yüzünde dolaşan akrepler yapımcıların ama bir dakika, o zaman. Bir dakika, bunu söylemek bir dakika, zorundayım. Bir dakika. Sonra duydun mu espriyi? Dur bir dakika. Aynı yerden başlayacağız. Ben onu çünkü anlayacağım. Ne olduğunu anlatacağım. Onun bir sebebi var bunu anlatmam. Hayır, oradan bak. Nasıl olsa anlatacaksın. Ufacık bir parantez açtım. O kadar. Altını çiz, anlaşılmadı. Altını çiz. Ya şu onun Cüneyt Tarkın'ın yüzünde dolaşan akrepler o zamanlar yapımcıların cebindeydi çoğu hay, zaman. Hay, yani hay. Vermiyorlardı yani. Para vermiyorlardı, şimdi negatif ben, vermiyorlardı. Ben çok ciddi olarak bunu bizim Battal Gazi çekilirken çok merak ettiğim için kostüm sorumlusu. Galiba Niyazi Erdi. Hı-hı. Ona dedim ki ya böyle bir sahne gördüm ve dehşet içinde kaldım. Bunu siz nasıl yani daha doğrusu nasıl oldu bu? O da dedi ki o akrepler akrep değildi dedi. Onlar yengeç. Onlar şey akrep kıyafeti giymiş kara fatmalardı.
Hamam böcekleri. Niyazi Er. Üzerine şeyler mi yapıp yapıyor? Deriden. Evet, akrep kıyafeti, şey, uhuyla o şeyleri, hamam böcekleri üzerine onları yapıştırıyor. Ay, ilk defa. Bu arada böyle. Antalya Film Festivali, Altın Portakal Film Festivali'nin 51.'si sonuçlandı ve en iyi film Kuzu seçildi. En iyi yönetmen, en iyi senaryo Onur Günlü. İtirazım var filmiyle diyor. En iyi kadın oyuncu Nesrin Cavatzade. En iyi kuzu filmiyle. En iyi erkek oyuncu ödülü Annemin Şarkısı filmiyle Feyyaz Duman ve İtirazım Var filmiyle Serkan Keskin aldılar. Biz bu arada ödül alan herkesi kutluyoruz. Yürekten kutluyoruz. Tebrikler diliyoruz. Nicelerini diyoruz. Ama inşallah bu filmler sinemalarda gösterime girerler. Girerler i̇nşallah. Artık. İtirazım var, tekrar girdi hemen. Öyle mi? Girebilir. Çünkü acıklı olan bunlar alıyorlar ödül müdür de sinemalarda her zaman bu işte önemli filmlerimiz gösterilmiyor. İşte yani işte yani bazı filmleri de Süleyman abi de senelerdir işte festivalde Antalya'ydı Adana'ydı falan biliriz de yani ne kadar halka dönüktür. Ne kadar rating şimdiki adıyla biliyorsun. Eskiden işte halk mıydı, bilet falan ne satıldı tabii değil mi? Box office. Şimdi rating, box office ne kadar olur? Allah yolunu açık etsin. Ya o dengeyi tuturmak çok güç ama. Hem popülist hem işte sanat ağırlıklı ikisini böyle harmanlayıp yani seyirciyle buluşabilecek film yapmak ciddi anlamda zor yani. Eskiden ne oluyorlar? Vardı. Ya bu tarafa ağırlık veriyorlar ya bu tarafa işte. Eskiden vardı ama. Ama işte o eskiden vardı. Şimdi biraz zor. Ama yani Metin abinin vardı mesela. Var. Metin Erksan'ın Susuz Yazı vardı. Tabii. Efendime söyleyeyim işte Yılmaz abinin Yolu vardı. Osman abi de çok güzel şeyler. Osman Seden'in filmleri vardı. Bunlar sen hep bir tane kaç numara ne? Madde 438. Halkalı Köle. Ha, mesela. Bunlar evet onlar iki tarafa da yönelik bir işlerdi. Acı Dünya diye bir şey çekmiştik. O da öyleydi. İşte yani tabii bunları da yakalamak, hikaye olarak yakalamak. Tabii bir de senaryo da çok önemli. Yani senaryo iyi değilse yani dünyanın en iyi filmini çeksen de yani bir de timing de problem oluyor bence. Yani bir timing problemi var. Yani şey görmüyorum teknik açısından şu anda Türkiye'nin timing filmlerinde yani gereksiz bir uzatmalar var. Ben bu şey ağır filmlerden bahsetmiyorum. Yani normal günlük hayatla ilgili senaryolarda böyle bir çok fazla bir şey gösterme, her ifadeyi gösterme, O devam etmesin artık. O yani şey, o çünkü yok artık bizim zamanımızda da pek yoktu zaten. Yani filmin temposunu yakalamak diye bir şey var. Aynen vardı öyle, yani. Ama yani ona tipim ritmi yani ritmi. Ritmi yakalamak yani ağır aksak gitmeyecek. Gitmesin, biraz daha tempolu olsun. Tempolu olacak tabii, yani. Mesela Ruslarda vardır o ağır. Ağır Rus sineması hakikaten yani eskiden de o en büyük ustaların ya İsveç. O Ingmar Bergman'lar filan. Onların sineması çok ağır. O şimdi bunalımlı adamı anlatırdı. Bazı memleketlerin. Onlar böyle. Seyrederken Bu başarı sayılır. Bir adam böyle bakar. Niye bakar acaba? Saat tutuyor. Abi yeter artık bakma diyeceğin anda. Hakikaten sabrının limitindeyken o artık bakmayı durdurur. Ona göre mi ayarlıyorlar filmi? Öyle yani. Bir biyografini bir görelim mi abi bakalım? Kim, bakalım nerede, nasıl, neler yapmışsın? Şu dünyada Süleyman abinin biyografisini bir görelim bakalım. Ünlü oyuncu Süleyman Turan İstanbul'da doğdu. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra askerliğini yapmak üzere Kore'ye gönderildi. İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi 3. sınıftayken 1962 yılında Saim Alpago Tiyatrosu'nda Aceleci Kalp oyunuyla sahneye adım attı. 1963'te Ses Dergisi'nin yarışmasını kazandı. İlk filmi Mehmet Dinler'in yönettiği, başrollerini Türkan Şoray ile Tamer Yiğit'in oynadığı Sayın Bayan oldu. Süleyman Turan, resim yeteneği sayesinde Günaydın ve Hürriyet gazetelerine resim, bir dönemin ünlü dergisi Yelpaze'ye karikatür, Akşam ve Sabah gazetelerine çizgi romanlar çizdi. Afiş ve kitap kapakları da resimleyen sanatçı, 1994'te Basın Ressamları Derneği özel ödülüne layık görüldü. Ünlü oyuncu, yüzü aşkın filmde rol aldı. Babamız Evleniyor,
Üç Kardeşe Bir Gelin, Serseri, Aşkım Günahımdır, Gönüllü Kahramanlar, Kezban, Maskeli Beşler, İngiliz Kemal, Dikkat Kan Aranıyor, Küçük Hanım'ın Şoförü, On Küçük Şeytan, Yarın Son Gündür, Yedi Kocalı Hürmüz, Elveda Meyhaneci, Çöl Kartalı, Düşman, Siyah Gelinlik, 5 Milyoncuk Borç Verir Misin, Delicesine, Sosyete Şaban, Kabadayı, Yahşi Batı ve Sonsuz bunlardan bazıları. Süleyman Turan, 3 sinema filmine de senarist olarak imza attı. Dönme Dolap, Baş Belası ve Sevgili Dayım. Televizyon, dizi ve filmlerinde de rol alan sanatçının oynadığı dizilerden bazıları şunlar. Küçük Ağa, Acımak, Bay Alkolü Takdimimdir, Kuruluş Osmancık, Yıldızlar Gece Büyür, Yılan Hikayesi. 1971 Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yarın Son Gündür, 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Güllü filmleriyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Süleyman Turan, Altın Portakal Film Festivali yaşam boyu onur ödülüne de sahiptir. Süleyman abi, askerlik Kore'de. Evet, yedek subaylığımı Kore'de yaptım. Doğru. Hayrola, nasıl bu? Nedir, ne işin var senin? Yani zaman zaman soruldu bana bu ama işte çok genç yaşlarda böyle nereye kanalize edeceğinizi bilemediğiniz bir potansiyel var yüklüsünüzdür böyle. Hani çok daha sonraki jenerasyonlardan birine ait olsanız bu çok farklı kulvarlarda koşmanızı gerekir. Pek de iyi olmaz yani. Çünkü beyin yıkamalar falan girer devreye. Benim de biraz böyle heyecanlı falan, biraz avantür falan, biraz da şey yani işte. Sonra gönüllü gittim ben Kore'ye, gittim. Yedek subaylığımı orada yaptım. İşte bizim kafile Türkiye'ye döndü, ben biraz daha kaldım oralarda. İşte biraz işte dedim ya, maceracı bir hava. Sonra döndüm, epey sonra Türkiye'ye döndüm. Ve oradan sonra ben üniversiteye başladım aslında. Yani üniversiteyi bırakıp şey değil, çünkü benim dönemimde lise mezunları yedek subay olabiliyorlardı. İşte ondan sonra askerlik görevi bitti ama savaş falan yoktu. Onun mutlaka altını çizeyim yani, çünkü öyle kahramanlık falan gibi. Peki, yok, Halit Refi orada mıydı siz oradayken? Bir de Aram Bey de gitmişti. Onlar benden önce. Önce tabii. Onlar benden ama önce. Savaş bitmişti biz gittiğimizde dedi. Tamam, biz de biraz şeydi. Daha bitmişti ben gittiğimde. Yani. İyice bitmişti. Ona iyice bitmişti diye. İyice bitmişti. Tamamen bitmişti diye laflar devam edebilir. Tamam. Estağfurullah. Şeyi soracaksın herhalde değil mi? Tiyatroya nasıl girdiniz? Ben onu bilmiyorum mesela. Valla tiyatro çok ilgili. Şimdi benim... senin anlattıklarım vardı hani tiyatroyla ilgili. Ha, tiyatro deyince hemen. Ya sol kaş fazla havaya kalkmıyor şu sıralarda. Her neyse. Şeydi çünkü bizim ciddi anlamda böyle çok yetenekli ve kendilerini kabul ettirmiş tiyatrocu arkadaşlarımız, sanatçılarımız... bu tür konuşmalara mutlaka evet er meydanı diye başlarlar. Sonra o peşrevler falan. Mutlaka farklıdır ama şimdi onların bir şey yapsak, bir araştırma yapsak, bazıları hariç pek çoğu sinemayı tiyatroya tercih edeceklerdir ve bunlar kendi beyanlarıdır zaten. Ve tercih ettikleri zaman da sinemadaki oyunculuğu yeniden keşfetmek zorunda kaldılar. Hani o abartılı oyunu bir tarafa bırakıp işte objektifin gerektirdiği biçimde işte o ekonomiyi sağlamak vesaire. Elbette abartılıyor, sinemada da abartılıyor ama eğer karakter gerektiriyorsa abartırsın ama yani her şeyi abartarak oynamak hoş olmuyor. Tabii bu alışkanlığı yok etmek biraz zaman aldı tiyatro kökenli arkadaşlar için. Evet, ben de tiyatro kökenliyim ama çok derinlere gidecek bir halimiz yok. Ama amatör olarak bayağı bir şey yaptım. Sonra profesyonel olarak da bir arkadaşım vardı, Gürdal diye. Gürdal Onur çok yetenekli bir tiyatro oyuncusuydu ve çok da iyi arkadaşlık. Biraz da birbirimize benzerdik, bizi amcaoğlu falan zannederlerdi. İşte bir gruptuk, işte
Kah orada toplarız, kah burada. Hep beraber gideriz, Gürdal'ın oyunlarını seyrederiz falan. Sonra ben yavaş yavaş böyle bakıp ahkam kesmeye başladım. Ya ben bunu daha yaparım falan böyle bir havalar geldi böyle. Sonra işte kadroda bir oyun oynuyorlardı Aceleci Kalp diye. Selim Naşit rahmetli. Bir gün gelmedi. Ben de bu oyuna gidip geliyorum ya. Saim Alpaka'da o sırada çok önemli bir tiyatro adamı. Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılmış. Çok çok yetenekli bir, Allah rahmet eylesin, sanatçı. İşte kulisteyim ben. Hemen bana Selim Naşit'in kıyafetlerini giydirdiler. Ondan sonra hadi de ben nereye gidiyoruz falan diye tırt ittiler beni sahneye. Şimdi herhangi bir tiyatro oyununda böyle bir olay olsaydı biraz belki adapte olurdun hemencik ama ben varım Sahra Hastanesi, bir sürü insanlar yataklarda, karyollarda yatıyorlar, hiç konuşmuyorlar. Perde açılı, bir tek ben varım sahnede. Böyle. Ne yapayım diye bakıyorum şimdi seyirciler falan, Allah Allah. Derken hatırlamaya başladım işte Selim abi ne yapıyordu bilmem ne. Hadi işte oralı bir şeyler ama çok heyecanlıydım. Bütün o amatör çalışmalar bir anda gitti. Şimdi profesyonelsin böyle herkes sanki bana bak he he falan diyor gibi geliyor bana. Bir şey vardı böyle nedir o? Hasır bir şey perde. Onu rulo yapıp yukarıya çekeceksin. Abi bir türlü tut her defasında düşüyor. Yapıyorum düşüyor yapıyorum. Şimdi tekrarlar insanları güldür diye bir laf var ya. Neyse bizimki Allah'tan güldürdü. Ben onu oyun gereği yapıyorum zannettiler. Şudur budur derken rahatladım. O sahnede rahatladım ama kuliste bayılıyor gibiydim, tamam mı? Sonra işte bazı kritikler hala saklıyorum şey. Ben çok başarılıymışım diye yazdılar. Anladın mı? O da evindeki kadar rahat. Ben evde hiç öyle bayıldığımı hatırlamıyorum. Evindeki kadar rahat. Rahatmışım ben. Felaket haldeydim. Çok iyi ya. Peki evet. Şeyi söyleyeceğim abi. Hiç bu tiyatrodan ya da sinemayla ilişkinle girdiğin zaman hiç annen de baban da aile de ne yapıyorsun sen? Ne işin var sinemada? Şimdi zaten onlar benim böyle biraz böyle yani çeşitli ruh hallerimi biliyorlardı da. Bir de artık o biraz tavsamıştı olay. Hani çok çok eskiden hani yok bilmem tanıklıkları bile kabul edilmezmiş falan gibi. Oralara kadar aktarılan bir şey var ama bir bakış var ama yok artık o işler kalmamıştı. Pek de bir şey demediler. Ablam aslında çok da teşvik etti rahmetli. O çok keyifli bir kızcağızdı. Yani işte öyle başladım. İşte bir iki oyun daha şudur budur derken. Sonra da bu Ses Dergisi'nin bir yarışması vardı. Orada da şey yaptım ama. Onu hep söylüyorum böyle bir form dolduruyorlar. Şöyle doldurtuyorlar. Orayı işte bir şey kendini anlatıyorsun. İşte ben oraya dedim ki yani beni yanlış anlamayın. Ben teferruat arasında değerlendirin beni diye. Çünkü nasıl olsa iki kişi seçecek. Geri kalan teferruat işte. Yani. Ondan sonra öyle de oldu. Osman abi işte teferruat mı aldı bizi. Allah rahmet eylesin. Osman Seden. İlk film Sayın Bayan. Ah, Türkan Hanım, Türkan Şoray, Tamer Yiğit. İşte Öztürk Serengil, efendim Hulusi Kentmen. Kemal Film. Yönetmende Mehmet Dinler. Abi pardon. Yönetmen Mehmet Dinler. Mehmet Dinler evet. Kemal Film yıkıyor değil mi o zaman bütün? Kemal Film olağanüstü bir firma ve yaptığı her şeyi kabul görüyor ve ciddi anlamda da başarılı filmler yapıyor yani. Ama şimdi benim ilk, şimdi ben o zaman şeyde oturuyorum. Kadıköy'de işte Kızıl Toprak, Suadiye oralarda bir yerde. Sabah beni saat 8'de şeyde istediler bu Şişli'de, Şişli'nin karakolun olduğu yerde. Öyle bir yer. İşte biz böyle Magellan gibi oradan döndük, buradan falan filan. Geldik kantte, hiç kimse yok, kan ter içerisindeyim. Eyvah dedim, vazgeçtiler. Çok canım sıkıldı, üzüldüm. Hadi canım bundan bir şey olmaz mı dediler, ne de diye kuruyorum ben. Bekle, neden sonra bir araç geldi, minibüs. Üstünde aletler, bir şeyler, içinde adamlar. Daha henüz bilmiyoruz ne olduğumuzu demektiniz. Sonra alıştık tabii hep minibüs. Sonra gittik oraya.
Tabii 8'de oradaydık. Akşam 12 falan gibi sıra geldi. Ondan sonra alıştık. Ondan sonra öğrendik ki bu işin çok önemli bölümü beklemekle geçiyor. Bekleyeceksin. Ve ona alışacaksın. Ama öyle o heyecanımı hiç unutmam ya ilk gün. Bayağı şey. Sonra da işte Osman abi esas startı verdi. Koçum Benim diye bir film. Rahmetli Ayhan abi, yine Öztürk Serengil, Ajda Pekkan, rahmetli Efkan, Allah nur içinde yatırsın. Aha, o, ha, Efkan Efekan. Öyle bir film çektik. Orada beni yalnız kötü adam oynattı Osman abi. Kötü adam ama o zamandan beri kafama o kötü adama takmışımdır. Ve yani hayır, niye kötü adam, niye kötü olmuştur şey yapmaya çalışırım. Hep onlara bir background, bir hikaye uydururum. Ne senaryoda yazılır ne bir şey. Ama şöyle işte ortaokulda ne bir atıyorum işte bir sefertasından yemini yürütmüştür biri de. Oradan mı kötü olmuş? Yani her türlü şeyi ihtimali gör. O kötülüğü o kadar değil mi? O kadar ama işte o şey o işte ekmeğini yemini başka paylaşmayacak. Ulan benim yemeğim, bakın ben neler elde, bak neyle yemekler yiyorum ben. O bu sefertasından çıktı. Sefertasından, yani onun katmanları var. Tatlısından da bence başka türlü şeyler. Bence çok sefertası çalınmış Türkiye'de gibi geliyor bana. Aynen öyle. İşte bir de beni bu şeye sinemaya zorlayanlar rahmetli şey vardı. Sezgin Burak, bizim Tarkan'ın yaratıcısı. Şimdi biz işte bir resim kardeşliğimiz var. İşte o sık sık buluşuyoruz işte. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, resim resim. Bir gün geldiği gibi ben Sedat dedi bir yere götüreceğim dedi. İşte bizi bir ses dergisine götürdü o. İşte o formu orada, şerhi orada koydum. Ne yapıyoruz falan dedim. Şöyle dedi, senden de çok iyi kötü adam olur dedi bana. Allah amma Allah. Canım sıkıldı. Allah. Niye benden kötü adam olur? Öyle bir tip mi görüyorsun? Öyle tip görmüş beni. Allah. Bir de arkadaşım şuna bak dedim içimden ya. Belki de onun etkisiyle mi kötü adam oynamamaktan... Oynamaktan hep kaçındık. Hep dost oynadın ondan yani, sonra. Hoş yani ben tevazubi yani hakikaten ben insanları hep dost bilirim. Yani çok kazık öyle. Da yerim o ayrı hikaye ama yani sonuçta öyle. Biz seninle yani. Bir adam yaratmakta oynadık evet, TRT'de. Ahmet Mekin'le beraber. Benim de ikinci filmim, dizim. Ve çok ağır. Çok ağır film ve değil mi? Ben de kötü kadın oynuyordum yani. İnanmıyorum. Daha küçük çıktım 21 yaşında ya, falan ya. Böyle. Kötü kadınsın. Yani şey, öyle nankör, hırslı, daha küçük çıktım. Yaşta, senin de herhalde çantandan ben bayıldım, çok tarağını falan çalmışlar. O da öyle başlamış. Öyle başlamış, kızmış. Ama yani. Ben çok sevdim. Daha ikinci rolde böyle bir tip oynamak çok hoşuma gitti. Ama zaten oyuncular daha çok böyle öyle mesela menfi karakterleri tercih ederler. Niye? Çünkü senin oynadığın var mı? Kötü rol? Yok yok ama yani kötü olmayan roller zaten çok düz roller sıkıcı. Oluyor. Çok ama sıkıcı şu var oluyor. Yani eğer yani, aktörlükten alırsak gerçekten olayı. Gerçekten de böyle şey roller işte evet. Kötü roller değil ama rolleri kötü oynayan arkadaşlarımız oldu yani bunu şey yapmıyorum. Bunu inkar etmiyorum yani. Altını harikasın çizelim. Sen. Lafın altını çizelim. Eski Türk filmlerinde zaten bir genç kız vardır. Mesela diyelim ki Bergin Doruk. Bir tane de işte vamp kadın, o da Leyla Sayar. Daha yani ilk. Türkiye'de vamp kadın kalmadı artık, şimdi, yasak. Şimdi öyleydi o zaman değil mi? Evet, öyle miydi? Evet, evet. Tamam. Özel hayatlarına şimdi, karışmıyoruz. Şimdi orada tabii o şey Belgin Doğru'nun rolü böyle evet, çok karışmış. Dümdüz bir roldür. Çok şeker, iyi bir kız filan. Hep böyle şey olur. Orada Leyla Sayar'ın rolü daha enteresandır mesela. Kötü şimdi onun oyunu. İçin ha şimdi oyuncuların çoğu yani her zaman böyle daha böyle komplike, daha şeyli ne derler işte daha zor, daha ne bileyim renkli rolleri tercih eder. Sen oynadın mı hiç bu tür yok, renkli? Yok ben hep prenses falan oynatıyorlardı bana. Hep öyle oynadın. Renksiz mi oynadın? Renksiz oynadın. Zengin kız, prenses falan öyle. Ha bir tane kötü bir karakter, yani şöyle bir şey, zalim bir karakter oynadım. O da bir televizyon filmiydi. Daha sonraları, çok daha sonra bu geçen işte diyelim ki 8 sene önce. Orada mesela hakikaten son derece zalim bir hanımefendi, bir eski bir büyükelçinin karısı, bu Villa diye bir şey, ondan sonra televizyon filmi. Ve hakikaten orada o kadın mesela çok şeydi böyle, acımasız bir kadın rolü.
oynamıştım. Tabii ama daha önce mesela ama, Kara Melek'te ama zor çok zor zorluk çektim mi çekmedim yok, o rolü. Yok ama onları yani insan daha böyle yani şeyle çünkü kendimiz olmadığımız için işte hani kendin olmayan bir şeyi oynamak ha, daha tamam enteresan işte. Ha, geliyor. Işte sen hiç geçmiyorsun. Ben bildiğim kadarıyla hiç kullanmıyorsun. Yok yok katiyen. Peki alkolik falan oydun mu? Oynadın mı şimdiye kadar? Yok sadece üç kadında üç kadın rolü üç kadın diye bir şey yaptı gene TRT'ye bir dizi Atif Yılmaz. Yılmaz'ın en son işte şeyi oluyor yönetmendi. Ve üç kadında bir sahne vardı. Orada o oynadığım karakter işte biraz böyle içkiyi çok şey fazla kaçırıp hayatında içki orada işte. Orada işte Şanzelize'de bir şeyde restoranda nasıl çıktığını falan anlatıyor. Böyle bir Paris şeyini hatırasını biraz anlatıyor. Biraz da burjuva böyle havalar ben falan. Ben güzel oynamışım. Ya. Herkes böyle ay Zerrin müthişsin müthişsin ama falan dediler. Ama o niye biliyor musun? Çünkü içki içmediği için içki içenleri izliyorsun bir de sarhoş tabii, olanlara tabii, 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 izleme imkanın oluyor. Ondan dolayı. Ama tabii. Böyle, bir de Zerrin'in biliyorsun sanatçı babası var yani. Tabii bunlar. Canım Avni yani Arbaş. Ailece sanatçı biliyorsun. Avni Arbaş. Dünya çapında. Avni Arbaş müthiş dünya bir. Çapında bir defa bir de şey yani bir de çok yakışıklı bir adam Avni Arbaş. Arbaş pardon. Ve de şey dünya genelinde kabul görmüş müthiş bir ressam. Ressam. Ve onun kızı. Evet. Hadi ama işte genetik soralım. Faktör burada devreye, devreye giriyor. Giriyor. Sanatçı ve sanatçı kızı. Ama ben ressam değilim. Şart olsun. Değil efendim. Sanat her şey var. Sanat. Tiyatro, tiyatro var, sinema var. Yani. Her şey var. Olabilir. Bir de yani. Biyografisi var. Ha. Onu da seyredelim bakalım. Zerrin Arbaş, 16 Aralık 1946'da Paris'te doğdu. Dünya ünlü ressam Avni Arbaş'ın kızıdır. Saint George Avusturya Lisesi ve İstanbul Konservatuarı bale bölümünü bitirdi. Konservatuvarın tiyatro bölümünde eğitim aldı. 1963'te Avni Dilligil'in yönettiği İstikbal filminde Efkan Efekan'la başrolü paylaşarak sinema oyunculuğuna adım attı. 1965'te Türkiye Güzeli seçilerek Amerika'ya gitti. Kızılderili asıllı Amerikalı oyuncu Delberti ile evlendi ve Amerika'ya yerleşti. Oyuncu Derya Arbaş'ın da annesi olan Zerrin Arbaş, 1973'te Türkiye'ye dönerek yeniden filmlerde rol almaya başladı. Toprak Ana, Yeryüzünde Bir Melek, Gazi Kadın, Şahane Züğürtler, Battal Gazi'nin Oğlu, Curcuna, Yatak Hikayesi, Deli Yusuf, Bitmeyen Sevda, Türk Usulü, Hamam, Benim ve Roz'un Sonbaharı, Zerrin Arbaş'ın oynadığı filmlerden bazıları. Sanatçı, televizyon, film ve dizilerinde de rol aldı. Müthiş Bir Tren, Duygu Çemberi, Yuva, Kara Melek, Kırık Hayatlar, İntizar, Üç Kadın, Villa ve Aşk-ı Memnu bunlardan bazıları. Böylece bale ve tiyatro eğitimi aldığınızı öğrenmiş bulunuyoruz. Evet. Peki küçükken mi karar verdiniz? Evet ben evet, çok küçükken, bayağı küçükken yani ne bileyim 12 yaşında falan herhalde karar verdim. Ama daha önce tabii ben bale tahsili yapıyordum konservatuvarda. Yani 6-7 yaşında baleye başlatıldım. Büyük annem çok isterdi balerin olmamı. Şimdi onlar ne istiyorsa onu yapıyorduk. Piyano çalıyorduk, çalıyordum. Ondan sonra efendim işte konservatuvara başladığın zaman dediğim gibi işte 7 yaşında filandı Madame Olga benim hocam. Sonra da 15 yaşında zaten konservatuvarın bale bölümünden mezun oldum. Bu arada Avusturya Lisesi şu Saint George'da talebeydim. Fakat dediğim gibi 12 yaşında ben böyle acayip böyle bir şekilde bir sinema şeyi başladı bende. Yani neden bilmiyorum. İlk Türk filmi de şunu söyleyeyim. Çok eskiden küçücük bir kızken Lale Oraloğlu'nun Leylaklar Altında diye bir filmi. Hmm. Ve de anneannem beni oraya götürmüştü. Benim ilk yani Türk filmi o Leylakların aslında. Leylakların Altında mı? Nereye? Leylaklar filme Altında yani. Filmine gittik. Evet. Ondan sonra sonradan Lale Oraloğlu da bizim çok yakın bir ahbabımızın Allah kızıydı. Böyle babası bir doktordu onun. Ve annem hep onu anlatıyor. Çok böyle şeyli tabii iyi yetişmiş bir kız. İşte efendim Lale Hanım herhalde damdisyon falan mezun. Yani çok şöyle söyleyeyim. Hep oyuncu deyince böyle oyuncuların çoğu böyle biraz böyle tahsilsiz bir yerlerden gelen insanlar iken Lale Oraloğlu hakikaten böyle
işte son derece iyi böyle bir burjuva ailenin kızı. Ve çok iyi bir sporcuydu. Ha. Kürekçi, ondan sonra evet müthiş. Sonradan yani daha sonra işte neyse ben işte ilkokulu falan bitirmiştim. Bu arada da Belgin Doruk filmler çeviriyordu. Mesela ondan sonraki gördüğüm film ki çok seneler sonra artık ben herhalde 12-13 yaşındayım. Bir Yaz Yağmuru. Göksel Arsoy, Belgin Doruk. Onu seyrettim. Evet, ondan sonra bir tane mesela şey Aşkın Saati gelince gene Belgin Doruk, Göksel Arsoy ama bir de Avni Dilligil mesela oynuyordu. Birsel film. Özdemir Birsel, Nusret Birsel. Filan. Yani bu filmler de iyi filmlerdi. Yani o Belgin Doruk filmlerinde bir kalite vardı. Gerçekten onlar çok böyle bana hitap etti. Ay dedim ben de böyle işte onun gibi bir artist olabilirim. Sonradan benim tabii büyük babam, büyük annem dedi ki çok istiyorsan sinema yapmak muhakkak dedi bunu bir doğru düz yani bir şeyinden ondan sonra tahsilinden yap. O zaman dedi işte şeyi bitirince baleyi bu defa konservatuvarın tiyatro bölümüne girersin. Ve öyle oldu. Avni Dildigil tesadüf bir film çeviriyor yani yönetmen olarak. İşte o filmde ve de rahmetli Efkan Efekan'la işte o benim ilk filmim o. Ondan sonra birkaç aylar ya yani çok kısa bir zaman mesela 3 ay sonra bu defa Yuvakim filmleri diz Güven film bir Cilal İbo filmi yapıyor. Cilal İbo 40 Haramiler. Bu da bir diziydi ve bir Cilal İbo dizisi vardı. Seriydi ve o serinin asıl daha öncekileri de şey işte başrolü efendim Cilal İbo'da Serpil Gül oynuyordu. Ondan sonra Serpil Gül'le o zaman anlaşılmış bir şey olmuş. O oynamayınca yeni bir genç kız arıyorlar. Derken işte bizi buldular. Ve de böylece işte Cilal İbo 40 Haramiler. Herhalde işte şöyle hatırlıyorum. Sanki 63 senesinin Aralık ayı filandı. Ve biz kalkıp gittik ta Urfa'lara. Çünkü kış olduğu için ve Urfa'da da biraz hava daha böyle şey ılıman olduğu için... Mecburen film ekibi işte Feridun Karakaya, ondan sonra Ahmet Tarık Tekçe, efendim yönetmen de Mehmet Dinler. Mehmet abi. Evet, hepimiz yani. Gittik Urfa'ya. Fakat Urfa'da bir kar, bir kıyamet, bir kelam. Siz Urfa'ya şey diye gittiniz, hava güzeldir, evet. Sıcaktır. Urfa'da mı kar yağdı? 15, evet, kar. Evet Urfa'da kar yağdı işte. O öyle olunca 15 gün falan ancak işte böyle aksaklıklarla film birazcık çekildi. Ondan sonra mecbur Adana'ya geldik. Orada o film tamamlandı. Bu arada işte yani işte şeyde ne derler mesela bir tiyatro şeyim de oldu Arena Tiyatrosu'nda. Konservatuara hem devam ediyorum hem de Arena Tiyatrosu'nda Caroline Kayboldu diye bir yeni şeylerinde oyunlarında. Ondan sonra ben oynuyorum. Ben oynuyorum değil ben oynuyorum ama aslında oynayanlar mesela Uğur Başaran var. Ondan sonra Zeki Alasya var. Derken bu arada işte şahane zürtler var. O şey Süreyya Ayhan Duru. Ayhan Işık. Ayhan Işık'la tabii. Ayhan Işık ve Sezer Sezin'le. Ve de işte Gürel Ünlüsoy. Ondan sonra... 1965 oldu. 65'te de bir şey mucize eseri kendimi Long Beach, California'da buldum. Ama bir arada güzellik kraliçeliğiniz var. Evet işte. İşte orada Long Beach oldu? Orada. Oh. Yani, onu da mı anlatayım? Hadi. Anlatayım mı? Çok anlat. Tamam şimdi şöyle bir şey. Şimdi bizim konservatuvar, tiyatro filan o sırada artık yaz mevsimi şeye tatile girmiş. Fakat ben de birkaç film yaptığım için böyle yeni yani istikbal vaat eden yıldızcıklardan bir tanesiyim. İlk film istikbal zaten. O. Şimdi nasıl yakaladın? Şimdi burada bir gazete bir rock'n'roll müsabakası yapıyordu bu sırada. Şimdi rock'n'roll müsabakasına da jüri olarak ben, Selma Güner'i, Salih Güney ve Muzaffer Tema'yı çağırdılar. Biz şimdi jüriyiz. Sonra müsabakada bu hangi sene? 1965 yazı. 1965 yazı. Ve de nedir orası? Cadde Bostan'da bir şey vardı. Gazino. Cadde Bostan gazinosu. Orada işte orada o müsabaka orada yapılıyor tabii. Ondan sonra ben şeyden çıkarken yani bitti. Müsabaka bitti işte biz de oyumuzu filan reyimizi verdik. Sonra çıkarken bir beyefendi beni kapıda durdurdu.
bir adam, fötr şapkalı bir beyefendi beni durduruyor ve diyor ki siz beni tanımazsınız ama ben sizin kim olduğunuzu biliyorum. İşte sonra kendini tanıtıyor. Ben diyor bugüne kadar Türkiye'deki güzellik müsabakalarını yapan organizatör Osman Olkan. Ve hakikaten o zamana kadar gazeteler yapmıyordu. 70'ten sonra o Hürriyet, Milliyet başladı. O güne kadar bu şeyle Osman Olkan diye bu bey organizatör ve her sene bir güzellik müsabakası yapıyor. İşte Nebahat Hanım, Nebahat Çehre falan mesela, o da hep oradan şey oldu. Ondan sonra güzellik kraliçesi oldu. Böyle bir şeyimiz var ama dedi ben bu sene maalesef bu sene güzellik müsabakası yapamadık dedi. Halbuki dedi şu an benim ofiste şeyde Long Beach, Kaliforniya'daki Beynelmiler, Miss International, Beynelmiler güzellik müsabakasından gelen bir işte güzel Türkiye güzeli için yollanmış biletler duruyor. Yani diyor ya birisi gidecek ya birisi gidecek ya da gitmeyecek yani yapacak bir şey yok. Yarışma falan yok. Hayır. Yani. Ve de böyle bir hafta falan kalmış yani ya 10 gün 15 gibi, gün neyse. Aynen. Onun için mucize diyorum. Şimdi mucize. Yani çünkü yani öyle enteresan bir şey ki şimdi adamcağız diyor ki bakın böyle bir şey var lütfen gider misiniz? Siz diyor orada bizi temsil edeceğinizi yani neze inanıyorum. Bu kadar da şey. Siz temsil edin bizi. Ondan... Peki oradaki yarışmada bir derece aldın değil mi? Nerede? Long Beach'te. Yok canım yok artık. Niye? orada bir mesela Jim olamaz yok, mıydı? Yok. Şimdi Long Beach'teki kızlar 1.80-1.75 boyunda Miss İskandinavya falan. Ama oraya gittim. Türkiye'yi temsilen ben zaten orada öyle bir şey yani herkesin yani haddini bilmesi lazım. Estağfurullah ama yani siz de kazanabilirdiniz. Kazanamazdım. Ben 1.67 boyundayım. O tip insan olmaz. Evet. Güzellik kraliçeleri öyle. Niye boya göre veriyorsun? Hava hostesi bile olamaz. Yani ben hatırlıyorum bir dakika pardon. O senin dediğin şu kadarcık insanlar için. 70 yılların başında ben koleji bitirdikten sonra ben başvurdum. Hostes olmak için. Tabii. Boyun kısa dediler. Tabii aynen manken olmak için de mesela. Manken dedim var o ya. Var. Ben mesela o sırada tiyatro falan yaparken herkesi böyle ne kadar işte şey sen de manken ol falan. Birisi beni... filan yollamış 64 senelerinde dediler ki boyunuz şey değil yani bir 70'in üstünde olması lazım. Süleyman abi hani siz şeyde ses mecmuası falan gibi bir şeyler vardı orada sen seçilmiş olarak mı geldin yok onun dışında geldin değil mi bu tiyatro falan gibi. Onu anlatmaya çalıştım herhalde. Yani şey. Seçildin mi? Seçildi. Teferruat. Teferruat. Hangisi? Teferruatın arasına. İşte Osman abi o teferruat beni yakaladı. Yani onun seçilmişlikle falan ilgisi yok. İlgisi yok. O bakıyorsun işte şeye götürdüler bizi. Bir yerlere götürdüler. Şimdi unuttum Bayramoğlu. Oraya gittik galiba. İşte plaja gittik. Orada böyle işte bir şeyler. Mesela bir arkadaşımız vardı şimdi işte. Kitaplar falan yazıyor, gazeteci. O böyle vücut dolaşıyor, bilmem ne falan filan. İşte Edis vardı. Edison senesiydi bu. Tabii Edison senesi. Edison, bizden bir önce de Tamer Yiğit senesi. Tamam bravo. Ondan zaten o ilk başta ben... Edison, Hülya Koçyiğit şey nedir? Ajda Pekkan. Ajda Pekkan birinci oldu. Hülya birinci olmadı. Olmadı. Yok evet. Olmadı. Orada bir hanımefendi bir de beyefendi arıyorlar yani. Ajda Pekkan. Tabii. Hayatımız boyunca ben film serüvenim boyunca hep birilerinin kuyruğuna iliştirildim. Ben hep öyle. İşte ama o gelir bu gider. Ben hep onunla tık tık gidiyoruz peşinde. Ve çok bu da benim çünkü beni bir ara ille de sen de işte sen de film adını senin adına film yapalım falan gibi şey. Bana çok şey geldi o, çok absürt geldi. Yani şeydi, yani bana göre bir şey değil o. Çünkü biliyorsun o dönem bizim insanlarımız ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, başrol oynayan arkadaşlar neden sonra sen ve senin dönem yani biraz değişmeye başladığı sinema, ama ondan evvel hep şeydi işte, romantik bakacak, bilmem ne yapacak. Tabii bir şey vardı. Bir kötü adam, niye kötü adam olduğu belli değil, araya bir girecek falan filan derken, İşte olacak, bitecek. Şimdi daha böyle bebek yüzlü çocuklar oluyordu o zaman evet, değil mi? Evet. Bebek yüzlü. Tabii. Evet. Senin senaryoların var değil mi? Var evet. Senaryolar, yazdım. Şiir mi? Var mı şiir? Yok şu an yok, şiir. Şair manzumelerim mi? Var ama ezberli bir manzumeler. Tiyatro oyunu yazmak mı?
Teşebbüslerim var ama gün ışığına çıkmıyor yani. Ama esasında senaryo. Esas senaryo. Baya çok yazdım da şu anda da yazıyorum. Bazen veriyorum onları. Kime veriyorsun? Dizi yazmıyorum ama ben. Televizyon filmi ya da işte sinema filmi falan filan. Ümit'le bir ara çok beraber şey yaptık bu senaryo konusunda. Beraber çok çalıştık. Beraber çalıştık Ümit'le yani. Şimdi bir de senin filmlerin var biliyorsun. Yani herhalde 100'e yakın filmim var. 100'e yakın ama şu senaryo konusunu şöyle diyeyim. Şimdi benim filmlerim var derken benim yazdığım senaryolarda bazı rolleri bana öneriyorlardı. Ben o amaçla yola çıkmamama rağmen mesela ne bileyim ben işte Baş Belası diye bir film vardı. Kartal Tibet çekti. Orada oynamadım ama Dönme Dolap, Sevgili Dayım gibi filmlerde ille de şunu da sen oyna dediler. Fena da olmadı yani. Süleyman abi senin filmlerini bir araya getirdik biz. Tabii hepsini değil de mümkünse canım, keyifli olanları. Zaten iyi ki hepsini değil zaten yani. Çok güzel filmlerim var. Hayır ondan değil de yani neler vardı. Bir bakalım. Bakalım filmlerine. Süleyman abi. Güzel. Nasıl biraz eskiye? Tabii eskilere gidiyorsun mi? Böyle. İlginç. Bir de tabii bazı karelerde ışıkla ilgili. Yani tamam çok kötü resimlerde olabiliyor. Doğru ışıkla ilgili. Ne yapalım? Artık bundan sonra estetik lazım bize zaten. Ama yok ışık. Doğru ışık çok olunca iyi. Ne kadar çok iyi bir tip. Seçtiğimiz filmlerde senin ne kadar değişken roller oynadığını... Çok teşekkür ederim. Tabii zaten aslında en iyisi bu çünkü hani deniliyor hep ama yani onun da varyasyonları var işte yani. Yani bir tabii. Çektiğin Atfa bile çekmişsin mesela. Güllü'deki rolüm var. Ya onlar çok güzel. Ya mesela şeyi seyrettik. Ne o? İlk işte Osman Seden'le çektiğim filmde Ayhan kimler oynuyor abi? Ajda, Sadra Alışık, Sevda Ferda, Kadir Savun, Öztürk Serengil, Vay Öz. Evet. Tabii bunlar şimdi bazen o filmleri seyrediyorum işte o zaman biraz şöyle üzüntüyle seyrediyorum. Çünkü yani bir karede 6 kişinin 5'i yok. Evet canım. O biraz zor oluyor. Zor oluyor. Yani sonuçta. Tunç abiyle çekmişsin. Tunç Başaran. Canımız o şey değil mi? Ayşecik ve Sihirli Cüceler. Onu Tunç Başaran'ın filmi. Ama Tunç'a biz çok çalıştık. Çok tabii film çektik. Zeynep Değirmencioğlu'yla. Evet. Bir de Metin Serezli rahmetli. O şeyin işte meşhur Oz büyücüsünün. Wizard of Oz'un şeysi. Bizim versiyonumuz ve zannediyorum dünyada ilk defa orijinalden sonra çekilen Wizard of Oz yani Oz büyücüsü biz yapmışız onu da. Yani. Şekerdi çok tatlı. Bir de şeydi. Yılmaz abiyle çekmişiz. Yılmaz Güney'le Fatma Girikli. Yarın son gündür. Yarın son gündür o da çok ama enteresan çok çünkü güzel şey ilginç tabii i̇lginç. Yılmaz'la çalışmak çok farklı bir şeydi. Farklı değil mi? Çok iyi bir sinema adamıydı çünkü ve şey yani çok titizdi, çok şey çalışıyordu. Ve de seni özgür bırakıyor çalışmakta ama tabii yani bir oyuncu onun özgür bırakmak... Onun kontrolünde özgür bırakıyordu. Çok, bravo, onu söyleyeceğim. Zaten bir oyuncu özgür bırakmak hem oyuncuya hem filme kocaman bir rahatsızlık getirir. Çünkü kendine yakıştırdığı bir takım şeyler vardı oyuncunun. Şunu yapar mı? Aslında tabii, hiçbir işi de yaramıyor olur. İşte onu rötuşladığı zaman zaten biliyorsun yönetmen oyuncu ilişkisi çok önemli. Çok önemli. Aynen. Hem aynen. O güveni sağlayacaksın hem de bütün önerilerini ciddi anlamda dikkate alacaksın yönetmenin. Çünkü yönetmen... Ne istediğini tabii, anlayacaksın yani. Tabii. O kabiliyetin olacak. O dünyanın olacak. Tabii. Yani yönetmenin dünyasına... Evet, o senaryosuna gireceksin. Gireceksin ki zaten o film olacak. O filmi yani, ona göre çekelim yani. Yani oyuncu gelir oynar gider öyle bir şey. Yok olur öyle şey. Öyle yani şey çekelim ya. Hadi koy. Olmaz. Geçmiş olur olsun. Var olsun öyle. Şimdi öyleleri de vardı bir ara. Ben yani bir sürü çapaklar elbette olacak yani her sektörde şey olduğu gibi ama ben şansıma onlarla çok az ama çok değerli insanlarla çalıştım ben yani. Ama çok güzel roller oynadın. Evet, güzel roller yani, oynadım. Yani bir Süleyman Turan tanıyoruz biz. Bunu bugüne kadar taşıyan bir Süleyman Turan.
Çok önemli. Şöyle yani şimdi dediğim de hani kamerayı koy gelsin gitsin diye. Şimdi oyunculuk çok farklı bir şey yani. İşte gibi yapan var, efendim içgüdüleriyle oynayanlar var, ne bileyim. İşte metod aktörleri var, işte Stanislavski bilmem ne şu bu falan. Ama yani gibi yapmaktan çok bir şey yapmak lazım. O karaktere bürümek lazım. Evet, bunun için de insanı tanıyacaksın. Önce kendini tanıyacaksın. Yani kendini tanıdığın zaman başkalarını daha rahat tanıyorsun. Kendindeki eksiklikleri görüyorsun. İyi artıları, eksileri iyice bir ne kafanda evirip çeviriyorsun. Sanatçı olmak, oyuncu bilmem oynama. Tabii sanatçı olmak. Sanatçı çok zor. Bravo, evet. Yani bir başka insanın kişiliğini üzerine giyeceksin, ceketini. Tabii. İşte ben ay kötü rol oynamam bir değil. O sen değilsin. Artık ya. Tabii. İşte, bir başkası olmanın önemi var. Ama şöyle bir şey var. Bizim sinemamızda bizim bir dönemin seyircisi seni hangi rolde görse öyle bir adam olarak biliyordu yani. Evet. Fazla yani, değiştiremiyordu. Yani mesela öyle, yolunu kesebilirim. Abi iki tane iş var ufak falan hani kiralık katil oynamışsa böyle teklifte de bulunabilirler. Ne var iki iş var bitirirsen ne diyeceğiz değil mi? Kiralık gibi, katil. Gibi. Ama aslında şöyle bir şey var. Yani bu kadar profesyonel ama bu kadar da mütevazi bir oyuncu. Ve bu kadar sene sürdü. Çünkü bizim mesleğimizin mütevazilik çok geçerli bir şey değil ama o balans o kadar güzel. Şimdi bir dakika tevazı derken ya bak işte, şimdi böyleleri de var. Allah. Süleyman abi senin. Mütevazı olmak şey değil. Her zaman avantaj olmadığı için. Ha, şöyle bir laf var yani. Var fazla mütevazı görmeyin inanırlar diye bir laf var. Ben özel hayatımda ne yapıyorum? Ben öyle görünmüyorum. Ben oyum zaten. Dışarıda nasılsın mesela? Aynen öyle. Dışarısı dediğiniz neresi yani? Sanki içeride Allah korusun. Sokakta olsun şey yani. Evin dışındaki, sokaktaki aynen böyle. Vallahi ben şeyim ya ben çok sıradan bir adamım. Hı. Ben yani benim... Ben de öyle. Bakın yani, geçen gün bir şey denedim. Oyunculuk da oynamaya denedim. Bizim kasıldın yani. Şarkıcılık yapıyorum aynı zamanda ve bir yerdeyiz. Bizim menajerimiz yani olayı yaratan adam bir şey istedi. Karşıdaki adam pek oralı olmadı. Ben de espri olsun diye de bir dakika bekle dedim. Gittim. Beyefendi. Efendim Sunan Hanım. Ama ses tonu o kadar şey ki değil mi? Hafif agresif böyle. Efendim Sunan Hanım. Şey bekliyorduk geldi mi? Dedi, hemen geliyor Sunan Hanım. Bazen de. Yani senelerde bunu yapsaydık mesela. Tabii. Ama ne olurdu biliyor musun? Yok ama yani, şey yani istediğin zaman yani her ya. Türlü adam olabilirsin. İçinde bir sürü kişilikler var ama dominant olan, başat olan tabii. Biri var o sensin işte. Zaten kendini ispat etmiş bir insan zaten tevazu sahibi olur. Kendini ispat edemeyen insandır o kendini böyle büyütmek ve tabii şey o şey de o kamuflajı durumu. Kompleks yani. Değil mi? Türkan Hanım'la ilgili bir hikaye anlattın gelirken çok ilginç. Stanley Kubrick'le ilgili. Hmm. Tabii Stanley Kubrick bana da bunu tabii Turgut Demirağ, Atıf Yılmaz filan anlatmıştı. Bu hakiki bir geçer yani şey. Bunlar Moskova Film Festivali'ndeler. Hmm. Türkan Hanım bir filmi Moskova Film Festivali'nde işte gösteriliyor. Ve de Atıf anlattı. Evet Atıf abi dedi ki asansörde çıkarken dedi birdenbire Türkan'la beraber, yanında tabii Rüçhan Bey falan beraber çıkıyorlar asansöre. Stanley Kubrick, kapı açılıyor. Stanley Kubrick içeri giriyor asansörden. Türkan'ı görünce, siz kimsiniz diyor. Bu ne muhteşem ya, unbelievable beauty. İnanılmayacak bir güzellik diyor falan. Ama Stanley Kubrick'le ilgili, pardon bir şey söyleyeceğim. Bir anlamda da şimdi özellikle hani Türkiye'den gelmiş ne kadar büyük beğeni kazansa da şimdi Stanley Kubrick'in şehir efsanesi zannediyordum. Meğer doğruymuş. Prova sayısı. Hmm. 1000. Hmm. 1000 defa prova yapmış bir sahneyi. 1000. Yaparmış. Bak şimdi inanamıyorsun değil mi? Bu bundan daha büyük bir palavra. 1000 ya. Sayamazsın akşama kadar. Yani de bu 15 günde falan mı? Herhalde ama 1000 defa aynı sahneyi. Bir sahne çekiyordu. Olabilir yani. Onlar öyleydi ama o zaman. Tabii. Mesela bir Marilyn Monroe değil mi? En kabiliyetsiz aktris. Bence değil. Hayır. Yok, ama yok anlamadım. Anlatacağım bir şey var. Kadın
Yani müthiş bir screen presence var. Yani bir ne derler? Kraliçe havası ne var. Screen presence yani. Yani şey seviyor tabii. Ekranda sinema, bir muazzam bir şey, bir elektriği şey. Elektriği var. Tamam mı? Sinema. Var, bu var hakikaten. Ama kadın rolünü ezberleyemiyor. Çünkü kadın çok fazla böyle aklı başı yerinde olan bir insan değil maalesef. Şimdi bununla oynayan büyük yıldızlar, erkekler illallah diyorlar. Çünkü neden? Çünkü bu kadına işte dediğin gibi 1000 tane falan prova yapılıyor. Şimdi çok profesyonel olarak onunla oynayan adamlar tabii hemen rollerini yapıyorlar. Ama Marilyn Monroe o şeye gelince, o müthiş şeye, son şeye gelene kadar prova üzerine prova, prova üzerine prova. Ama en son olan şey çekim müthiş. Müthiş. Çünkü kadın da şey var, acayip böyle bir şey var işte o sinema ışığı var. Bak şimdi laflarını ezberleyemiyor dedin ya. Şimdi Marlon Brando'nun bir kitabı var. Annemi bana öğrettiği şarkılar diye. Çok enteresan. Marlon Brando orada itiraf ediyor. Hiçbir zaman laflarımı ezberleyemiyor. Evet, mesela Ümit'le çalışıyor değil mi? Diyelim Ümit Akdoğan. Alnına yazıyor lafları senin abi. Evet, çok doğru söylüyorsun. Marlon Brando vallahi da öyle. Ya. Çünkü Marlon Brando'nun bir yönetmeni, ben pek yakın arkadaşımdı Amerika'da. Ondan sonra şimdi bundan Contest from Hong Kong'u falan çevirdi. Oo şeyle. Sophia Loren'le. Chaplin'e çevirdi. Chaplin. Kitabında diyor ki hayatımda rastla en acıması, en adi adam diyor. Şimdi Sophia Loren hemen rolünü yapıyor. Sophia Loren ben çok technical bir aktris. Evet. Hemen ezberliyor, gayet güzel yapıyor. Marlon Brando da işte aynı Marilyn Monroe gibi tekrar yapılması gereken bir oyuncu. Ama bir dakika, şimdi onun bulduğu yöntemleri, şimdi onunla yetinmiyor. Betty diye bir asistanı var, şu kulaklık takıyor. Onu ekranda görüyor orada bir yerde Betty sufleyle oynuyor. Hep sufleyle ve iddia ediyor, sufleyle oynamak bir aktöre çok şey kazandırır diyor. Ha. Alırsın, ambalajlarsın ve satarsın diyor ve bir ezber de yapmıyor çünkü mealini biliyor, doğaçlamaya çok açık. Bir de zaten müthiş bir method acting yapıyor. İşte onlar Elia Kazan okulundan Şimdi mesela o bir mumbling yapan, mumbling ne demek, böyle bababab diye konuşuyor falan böyle. Zaten müthiş kapalı konuşuyor. Adamın böyle müthiş bir diksiyonu, mesela bir Laurence Olivier, o böyle Royal Academy'den mezun. Kraliyet Akademisi'nden. Onun için mesela onun oyunculuğu müthiş. Ama yani, ama duygu yok. Duygu yok, bravo. Duygu yok. Ötekinde öyle bir duygu var ki. Şimdi mesela Lee Strasberg'la da ben tanışmıştım. Hakikaten Lee Strasberg derdi ki o böyle aksan olması bilmem ne olması hiç önemli değil. Onun için önemli değil. Orada diyor oyuncunun duygusu çok önemli. Vereceği şimdi duygu. İşte bir onlar var, bir de öteki işte şeyler var, aktörler ama var. Ama bir şey daha ilave edeyim. Çok önemli. Kitabının sonuna doğru Marlon Brando şunu itiraf ediyor. Belirli bir döneme kadar diyor, hep duygularımla oynadım. Kendimden çok sonra tükendiğimi hissettim. Ve teknikle oynamaya başladım. Hemen altına yazmış. Hiç merak etmeyin, seyirci farkı anlamaz. Aa, çok iyi, çok iyi. Meşhur bir İngiliz komedyen kadın vardı. O da aynı dedi. Heyecan bitti, teknik oynamaya başladım. Teknik oynamaya başlayınca ben çok sıkıldım. Ama hiç kimse, benden başka hiç kimse fark etmiyor. Tabii öyle. Evet. Mesela Paris'te son tango filmini anlatıyor. Evet. Hiçbir şey, ne yaptığımı hiç farkında değilim ya diyor. Şimdi boynu oraya attım. Filmi anlamamış. Evet. Bertolucci'nin filmi anlamamış. Ama güzel bir film. Çok güzel bir film. Müthiş film. Biraz da senin müthiş filmlerini izleyelim. Hadi bakalım. Bağlantıları. Biraz da getirelim. Zerrin'in müthiş filmleri. Zerrin'cim. Neler yapmışsın değil mi? Ya. Ne filmler. Bunları böyle biliyorsundur ama peş peşe... Çok güzel olmuş. Seyretmedim yani şimdi, iyi değil şey mi? Yapmışsınız. Montajladılar. Güzel olmuş değil mi? Çok güzel filmlerim var. Çok kimlerle çalışmışsın? İşte bu Osman abiyle var. Osman Seden'le değil mi? Bu Gazi kadın. Evet. Türkan Hanım'la Kadir İnanır'la. Evet, Kadir İnanır. Müthiş bir trende varsın değil mi? Metin Erksan. Evet, Metin Erksan tabii. Müthiş bir, müthiş bir. O da Sabahattin Ali'nin bir... Öyküsüdür. Öyküsü, evet. TRT'ye çekmişti. Evet, TRT'ye. Orhan Aksoy'la Yeryüzünde Bir Melek. Evet, Orhan Tarık Akan'da Hülya Koçi, Tarık Akan'la, evet.
Natuk abiyle çalışmışım. Battal Gazi. Battal Gazi'nin oğlu. Sen de Süleyman abi gibi renkli Battal filmler Gazi ve hikayelerde oğlu oynamış. Yani bir de Curcuna var. Ha, Aram Curcuna, Aram o işte komedi, o şeker bir şeydi Kartal aslında. Kartal Tibetler orada, var. Canım Perhan Kutman, Kutman da oynuyordu. Var. Erol Günaydın oynuyordu Hulusi orada. Tabii çok. Ve bir de ödül mü aldınız? Deli Yusuf. Deli Yusuf o 1975 Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. Atıf evet. Yılmaz'ın tabii, değil mi? Atıf Yılmaz. Gene tabii Cüneyt Arkın'dan oynadık başrolü. Kadir şey. Savun. Kadir Savun tabii var. Ali Şen. Ya tabii bu, Ali Şen. Bu setlerde hiç böyle bu kadar sevgiyle yani ya sete gidiş vardır ya bazen. Tabii yok. Bütün sete hep öyle mi gittin hep sen? Hep öyle gittim. Vallahi hakikaten çok yani ben bu işi çok severek yaptım. Gerçekten. Sette de severek girdim çok, değil çok mi? Çok severek girdim. Sonra benim bakın dikkat ediyorsanız bütün filmlerin şirketleri ve yönetmenleri önemli yönetmenlerdi. Yani hep bunlar yani işte Erman mesela, film ondan sonra işte Uğur film o efendim mesela hep böyle o zamanın tanınmış firmalarıydı. Bir de sen sevilen... Kaliteli filmlerdi yani o zaman için söylüyorum. Zerrinciğim sen bir de sevilen insandın ya. Evet, niye? Değil çünkü mi? İyi huyluyum. Ha. Çok aynısı, iyi huyluyum. Süleyman abi de öyledir. Süleyman abinin bir gün ben ağzından senelerdir beraberiz. Aha. Yani abi kardeş tabii, görüşürüz, tabii. Çalışırız ederiz. Ya şu çok kötüydü ya ben hiçbir dün duyma. Kimse için söylemez. Zaten onun için de söylemezler. Tabii. Değil mi Süleyman abi? İnşallah yalnız öyle, senin öyle, bir... Öyle öyle. Öyle. Senden bir tek şey rica edeceğim şimdi ben. Ne biliyor musun? Hani böyle Türk sinemasını böyle havalarda görenler vardı. Senin onunla ilgili böyle bir hoş tespit diyelim yani. Onu bir yap yani ya, aslında şey biraz trajikomik bir olay. Trajikomik. Şimdi biliyorsun bir dönem sanki başka bir malzeme yokmuş gibi bizim böyle elit diye kendilerini öyle tanıtan bir şeyimiz vardı. Bir kesim var böyle çok sofistike, çok aristokrat böyle havalar. İşte böyle yerli filmleri biraz küçümseyerek değerlendirirlerdi ve işte şuydu buydu falan filan işte böyle bir şeyler. Onu yap ama aralarda yapıyordun sen bana. bu oyuncu. Şu, tamam. Kim de adı Farra ne? Ne dediniz Şoray? falan gibi böyle tuhaflıklar yapıyor. Ama şu alaycı tavır değil mi? Alaycı tavır. Bu alaycı ve de şey yani böyle. Aşağılayıcı. Ama bir de şu oldu yani. Yani çok üzülerek söylüyorum. Belki de dünya çapında bir dublaj sanatçımız vardı. Allah rahmet eylesin. Gani. Ama nedense şu Nevetlerin ayınları piyasaya sürdü. Ya. Neydi? Efendim şu hani gırtlakta bu aş, şu ses, gırtlak bunlar hayırlar, mayla buraya indiği için onlar da bu işin eğitimini gördükleri için nazal ses şuraya alacaksın. falan. Ama İşte bir nayırlar, nevetler işte birilerinin ağzında sakız oldu ve sakız sanki oldu. Başka hiçbir şey yapılmamış sinemada, hiç iyi şeyler olmamış gibi aynen. Bunlara taktılar. Dolayısıyla birer mizah malzemesi haline getirdiler bunu. Ama şimdi nevetlere de eyvallah, nayırlara da günah çıkarıyorlar. Büyük bir keyifle seyrediyorlar, alkışlıyorlar ve gidenler için de üzülüyorlar, ağıtlar yakılıyorlar. Abartabilirim ama artık çok seviyorlar Türk sinemasını. Bu yeni neslin yaptığı filmlerin ışığında değil. Eski filmleri yeniden seyrettikleri zaman çok büyük bir şey, keyif yeni alıyorlar. Yeni fark ediyorlar. Yeni verilen fark, emeği, evet. Verilen sevgiyi, tabii. İçine konan yüreği, tabii. O yoksulluk içinde tabii, yapılan tabii. Şeyleri. Ya düşünebiliyor musun? Çünkü o yok şimdi de ondan. Tabii. Şimdi yani şimdi ettiler. İştir, profesyonel, tam profesyonel bir doğru. İştir. O dönemden bu döneme oyuncuların pek çoğu böyle lanse edildi. Nedir? Dublaj vardı bizde. Yani tabii. Çok ilginçti. Tabii. Yani şimdi oynuyorsun bir başkasının sesiyle ödül bile alıyorsun yani. Aynen. Bu biraz absürt tabii, çok, gibi çok bir şeydi. Absürt. Sonra ama şu vardı mesela Amerikan sinemasında da bu kendi sesiyle yani sesliyle geçtikleri zaman sessiz sinemalar müthiş bir yaprak dökümü tabii, olmuş tabii, yani. Tabii, öyle oldu. Böyle çok o ilahlaştıkları, idolize ettikleri o kocaman kadın ya da erkek sanatçılar. Tabii bitti. Sesi cak cak bilmem ne pis tabii. Gitti. Bitti. Ondan sonra kalan sahalar bizimdir oldu yani. Tabii. Bizde de öyle oldu bir anlamda. Çok önemli dublaj sanatçılarımız var. Ya bir çok. Pekcan Koşar'ı, Allah rahmet eylesin.
Muhteşem bir dublajıydı. O dönemdeki Saadettin Erbil vardı. Ya bak Saadettin Erbiller bunlar ciddi anlamda. Toron Karaca. Çok şey kazandırdılar oyunculara yani. Onların hakkı ödenmez. Kızınız oyuncu olma kararını nasıl karşıladınız? Ha yok o zaten. Sen nasıl karşıladın? Canım biz zaten oyuncu yani herkes babası da zaten. Oyuncuydu Amerika'da. Tabii gayet tabii televizyonda. Yani biz şu anda dizisi var. Derya Armaş. O evet. Kızıl Deli aslıydı değil mi baba? Evet. Öyle rahmetli evet. Anlığımız. Tabii. Benim de Delberti. Film çektiğim, beraber çalıştığım. Tabii, beraber işte Şeker Kızımız tabii. Ha. Abimle beraber. Alev gibi bir filmimizde çalıştı. Erkek kimdi orada? Dünya Efkan abimdi. Efkan. Bir de Hakan Yaren diye bir genç yakışıklı bir çocuk vardı. O da yeni böyle bir yerlerden model falan gibi bir şeydi değil mi? Ama yani oradaki aşk hikayesi aslında Derya ile Efkan'ın. Yattığı yer cennet olsun. Bir de onu alalım diye sana bir sürpriz yapalım ama biraz hatırlanacak bir sürpriz olsun. Derya Arbaş 1968'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Santa Monica'da doğdu. 1974'te Battal Gazi'nin oğlu filminde annesi Zerrin Arbaş'ın çocukluğunu canlandırarak sinemaya başladı. 1985'te Kuyucaklı Yusuf filminde oynadı. Alev Gibi, Beyaz Bisiklet, Bir Günlük Aşk, Bitmeyen Sevda, Dilan, Gece, Melek ve Bizim Çocuklar, güzel oyuncu Derya Arbaş'ın rol aldığı filmler. Günah, Cinlerle Periler ve Çılgın Badiler dizilerinde oynayan Derya Arbaş, 2003 yılında Los Angeles'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Canım ya. Ne kadar benziyorsun. Ya. Keşke ona benzesem ya. Ya yattı ya cennet olsun. Pırıl pırıldı ya. Pırıl. Türk sinemasında da yani o dönemde Hülya Avşar vardı. Hülya Avşar'ın olmadığı yerde hemen Derya vardı. O döneme bayağı bir imza atabilecek. Evet, çok. Öyle bir sıcak, evet. Sevimli, cana yakın, annesine benzeyen pırıl pırıl biriydi. Yattığı yer cennet olsun. Abi. Bir analım dedik. Bu arada da birazcık sizin babanızla ilgili konuşalım biraz. Olur, konuşalım. Bayağı bir dünya çapında bir ressam. Bu arada çizdiği resimlerde daha çok atları, Çerkezdir ve atlar ve işte Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye. Oralarda değil mi? Bir de Nazım Hikmet'le. Çok dostluğu vardı falan. Tabii, çok onunla severdim. İlgili galiba bir şey vardı. Sen şiir falan dedin. Bu işte Amni'nin Atları diye bir şiir yazdı Nazım Hikmet. Ona. Evet ona tabii. Bu atlar Amni'nin atları, Kuvayi Milliye atları. Kara yamçı altında ak sarı dolgun, titrer burun kanatları. Bu atlar Avni'nin atları. Kuvayi Milliye gelecek yine. Şahin atlar aşarak yeli, çiğneyerek gavuru da, anzavuru da Kuvayi Milliye gelecek yine. Nazım Hikmet'in bir şiiri babanıza yazılmış bir şey. Evet, İnanılmaz bir şey. Babamda tabii büyük Nazım Hikmet şeyleri, portreleri var. Resimleri tabii var çok, değil mi? Çok güzel tabii. Çok güzel resimlerini yapmış. Çok yani birbirlerini çok severler. Önemli, iyi çok. Arkadaş. Süleyman abi senin resimlerin var. Yaptıkların, gazetelere, çizdiklerin. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Şöyle oldu, şimdi mizahı seviyordum ben. Mizahı da çok seviyorum, hala da çok sevmekteyim. Böyle işte kargacık burgacık karikatürler çiziyordum ama karikatür çizmenin bir takım şeyleri deforme etmek olduğunu zannediyordum. Oysa önce gerçek resmi iyi bilmek lazım. Yani deseni çok güçlü olacak ki onu deforme edebilesin. Adamları, kadınları, eşyaları vesaire. Dolayısıyla sonra da işte hatta şeydi ben İngiliz Üniversitesi'nde okuyordum ama şeye gidiyordum. Nedir o? Akademiye gidiyordum. Derslere gidiyordum. Bir sürü arkadaşım hala beni bazıları beni hala oradan mezun falan sanırlar. Ben dinleyici gidiyordum falan. İşte anatomi öğreniyorum. Şunu yapıyorum işte Sezgin falan hep oralardayız. Allah rahmet eylesin. Şudur budur derken işte ki bu yalnız bu şey gibi, bu oyunculuk gibi sonu yok, limiti yok. Hep kendini geliştiriyorsun. Yani
atıyorum dünyaca ünlü bir ressam olarak kabul görsen bile hangi branşta çiziyorsan çiz, mutlaka ve mutlaka biraz daha ileri gidebilirsin yani. Ya da kendini tatminsizlik hep var bu işte. Biliyorsun sanatta hep var bu. Herkes bir film çekersin, keşke şu sahneyi söyleyecek. Bir filmde oynarsın, keşke bunu. Hep keşkelerle dolu sanatçının hayatı. Yani. Dolayısıyla da işte ben şey yaptım, işte ondan sonra düz resimler çizdim. İşte hikayeleri resimledim. Sonra karikatür bantlar çizdim. Şöyle bir avantajım vardı. Mesela son dönemleri rahmetli Oğuz Aral'ın Utanmaz Adamı vardı. Onunki üstteydi. Hemen altında da benim Fişek Fikri vardı. Şimdi onu okuyan beni de okuyor. Ama şanssızlık şu olabilir. Ya farkı fark ediyorlarsa biraz canı sıkılabilir. Ama Fişek Fikri iyiydi canım. Şeydi yani alkole bir şey nedir o suya terkosa bir hap atıyorsun şey oluyordu. Benzin oluyordu. Bütün mafya işin içine giriyor falan ve enteresan bir şey. Ondan sonra şey düz resimler çizdim. Çizgi romanlar. Rahmetli şey Faruk Geç vardı. O bu işin piriydi. Faruk Geç. Ben şimdi onlar yani arkadaştım biliyor musun? Evet. Öyle mi? İlk geldiğimde. Öyle mi? Herkes söylüyordu bu Faruk Geç, Faruk Geç. Ben bilmiyordum çok tabii. Çok önemli bir çizerdi. Evet. Yani çok tatlı bir adam. Benim idolümdü ve akrabaydı onlar. Sezgin Burak, Faruk Geç ve Yıldırım Gençer. Tabii Yıldırım Gençer. Onlar Çerkez, evet, evet. Apaz. Onlar Çerkez ve Apaz. Çok iyi ve, ben de tanırdım hepsini. Ve şey, ona öykündüm. Yani sonra benimkiler de kabul gördü. Ve biz iki tane şey, yani aşk romanları çizgi romancısı gibi olduk. Hem işte Faruk abinin bir hayli gerisinde ama ikinci adam olarak biz sürdürdük şeyleri. Şudur budur. İşte bu arada işte kitap kapakları çizdim. İşte şey şeyler afiş yaptım. Afiş de hazırladın galiba değil mi? Afiş. Afiş de yaptım. Bir de şey yaptım hani böyle o zaman video muydu neydi? Hani kasetlerin üstüne de böyle afiş gibi yazıyor yapıyorlar. Onlardan da yaptım bir sürü falan. İşte böyle son zamanlara kadar hep çizdim. İyi ki çizdim çünkü her ekonomik rahatsızlıkta o benim can kurtaran simidim oldu yani. Doğru, çok oyunculuk. İşte resim. Çiziyordum. Senaryolar çizelim. Yazıyordum bu senaryo. Arada. Senaryo. Çeviriler de yapıyordum. Çeviriler. İngilizce. Sonra da biliyorsun bizim sinemadaki oyuncularımızın ne oldu? Süleyman bir şey olur da işte Süleyman Turan falan. Abi Süleyman Turan'a bakın ya. Şu anda bir oyuncu anlatıyoruz. 5-6 tane. Şu anda bir oyuncu anlatıyoruz. Zerrin Arbaş. Baba sanatçı. Kendi sanatçı. Lisan, tiyatro, işte sinema. Ya bu nasıl bir şey? Mesela niye bizim böyle bir hani Türk sinemasının Hollywood yazısı gibi bir amblemi yok yani? Yani niye Türk sinemasını simgeleyen bir logomuz, amblemimiz olsun. Ya. Diyorsun yani olsa ne kadar iyi olur. İyi olurdu. Belki çok iyi olur ama acaba dünya genelinde böyle bir trend var mı? Bir tek Hollywood'u biliyorum ben o dağlara böyle bir koskoca Hollywood yazılır. Bir de Bollywood'u biliyorum ben. Bollywood onun adı. Hayır Bollywood. Bollywood'un ama Hindistan'da Bollywood, onun da var. Var mı onun da böyle? Var. Bilmiyorum. Ama mesela ben var mıdır mesela İsveç'in, Amerika'nın yok. Şey. Yok mu? Fransız. Yok. 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 Daha çok. Galiba şey, yok. Daha çok firmaların logoları ile filmler daha çok şey. Mesela Paramount diyor. İşte RKO diyor. MGM diyor. MGM diyor. Aslan. Şey ama olsa iyi bir fikir. Keşke evet. Olsa. Hani ben belki şeye bağlamak istedim. Hani sanatçılara çok fazla biliyorsunuz saygı falan. Hele Yeşilçamsan falan fazla görülmez. Bu arada da işte biliyorsun senelerdir telif hakkı falan diye bir şey verilmez. Belki önemli. Hollywood yazısı gibi. Türk sineması diye bir yere yazılırsa birileri belki uçaktan oradan buradan görüp ya vallahi bir dakika bence şurada da bir sinemanın ya? İnsanları. Ama valla bayağı iyi. Yani olabilir ya. Bu kadar geçmişi olan bu kadar güzel oyuncuların bu kadar güzel yani neler, kimleri neler. Kimlerin getirdiği. 100. yılını kutladığın bir sinemanın 50 yılda en azından yeşil. Ya ne demek bundan 15 sene öncesine kadar hep Yeşilçam. Her zaman Yeşilçam. Biz Yeşilçam'ı gene koruyoruz. Biz Yeşilçam'da olmaktan onur kesinlikle onur duyuyoruz. Beraber çalıştığımız tüm sinemadaki Yeşilçam insanların selam olsun. Selam olsun. Allah yürekten rahmet sevgiyle yani. Onları hem anıyoruz hem beraber oluyoruz. Doğru. Ayaklarınıza sağlık. Bir programımızın sonuna geldik.
Daha bıraksalar 3-4 saat daha konuşacağız. Hele Zerrin gibi böyle derinliği, bir de Süleyman abi gibi böyle yarım asrı sinemanın içinde gazetede çizgileriyle götüren bir abimizi ağırladık. Binlerce kere teşekkür ediyorum. Abi, İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Ben Süleyman Turan Bey, Zerrin Erbaşı. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün çok farklı yerlere gittik. Hollywood'a kadar gittik. Marlon Brando. Bugün çok farklı geçti. Çok çok teşekkür ederim. Görüşürüz demek istedim ama ya. Haftaya biz gene buralarda olacağız. İnşallah bir başka sanatçı abilerimizle beraber olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Asmalık. Hoşça kal. Hoşça kal.